diyeceğiz? Yani kullanmadan önce vatandaş bakacak, test yapacak. Eğer ki alerji yapmıyorsa kullanabilir. Adet yetersizliği, adet düzensizliği gibi adet anormalliklerine karşı da kullanılır. Yani onlara bayanlardaki adet düzensizliğine, adet yetersizliğine, az adet görme gibi problem yaşayanlar için de adet düzenleyici, iltihapları önleyici. Mideye iyi gelir, iltihapları önleyici. İyileştirir, bağırsaklara iyi gelir. Çok çok mükemmel bir bitki fakat nadiren, çok nadir %1 bazı insanlarda alerji sebep olabilir. Bu nedenle kişi kullanmadan önce bakması lazım. Kendinde herhangi bir reaksiyon oluşuyor mu, oluşmuyor mu? Ona göre. Yani alerji olmazsa rahatlıkla kullanabilir. Rahatlıkla kullanabilir, evet. Romatizmaya karşı en etkili bitki şeytan pençesi kökü. Afrika'da, bugün burada yok. Afrika'nın güneyinde yetişir ve 2 metre derinliğinde kökleri var. Yer elması veya bizdeki patatese benzer yumruları var. Bu yumruları herpagozit denen bir etken madde içerir. Herpagozit romatizmaya karşı dünyada en etken maddedir. Herpagozit. Şimdi romatizma neden, niçin oluşur? Kişi üşütürse, üşütme, grip, nezle gibi rahatsızlıklar, bronşit gibi tedavi olmazsa zamanla romatizmayı tetikler. Romatizma rahatsızlığı ortaya çıkar. Bazı ilim adamları şöyle diyor. Eğer ki bağırsaklardan gelen toksik maddeyi karaciğer aratamazsa karaciğer bazı enzimleri salgılayamaz. Elengaz, desturaz gibi enzimlerin yetersizliği iltihapları azdırır. Çünkü normal olarak zeytinyağı mesela oleik asit arahidon asite dönüşür. Arahidon asit prostaglandin E1, E2'ye bu da hormona dönüşür. Bu dönüşümü sağlayan enzimleri karaciğer salgılar. Karaciğer, karaciğer yağlanması, karaciğer iltihaplanması gibi sebeplerden ve bağırsakta gene toksik maddelerden dolayı yeterli ve kaliteli enzim salgılayamazsa hormona dönüşmesi gereken madde yani zeytinyağı veya çörek otu yağı da oleik asit içerir. Ette de yani hayvansal besinlerde de yağlar mesela inek eti yediniz. Ne vardır? Stearik asit. Stearik asit parçalandığı zaman oleik asite, zeytinyağına dönüşür. Eskiden atalarımız, dedelerimiz mesela kışın ava çıkarken, dağa çıkarken böyle don yağı mesela ısıtırlar. Bir bardak don yağı mesela dedem içtikten sonra dağa çıkarmış. Don yağı soğukta içilir mi? Normal olarak ne yapar? Üşütür diye düşünürüz değil mi? Üşütmez. Don yağını kişi hafif ılıttıktan sonra içerse onu bünyemiz oleik asite dönüştürür. Yani zeytinyağına dönüştürür. Stearik asit parçalanarak zeytinyağına dönüşür. Bu da kişiye enerji verir. Fakat günümüz o zaman eskiden hayvanların don yağı stearik asit içeriyordu. Şimdi hayvanlar ne içeriyor? Don yağı palmitik asit içeriyor. Palmitik asit oleik asite dönüşmüyor. Beslenmeleriyle alakalı evet. Değil mi? Hayvanları bugün merada otlatmıyoruz. Doğal otlatmıyoruz. Ne yapıyoruz? Büyük büyük ahırlarda binlerce hayvan onlara küspeler veriliyor veyahut da slash denilen mısırdan elde edilen bir hayvan yemi veriliyor. Bu da doğal olmadığı için bu tür beslenen hayvanların etindeki yağ, don yağ palmitik asit içerir. Bu da şimdi günümüzde yani doğal olmayan yöntemlerle yetiştirilen hayvanların yağı, don yağı içilmez. Tehlikeli. Kolesterol, lipid, trigliserit tetikler. Kişiyi hantallaştırır, yağlanır vücudu. Doğal ortamda yetişen hayvanla böyle binlerce hayvan bir arada yetiştirilen, sünni olarak beslenen hayvanlar etleri arasında, yağlar arasında çok büyük fark var. Tabi nasıl fark edeceğiz bunları da? Hiç fark edemiyoruz ki. Onların evet. Doğal mı beslenmiş ya da yapay mı beslenmiş olduğunu anlayamıyoruz. Etlerin üzerine damga olması lazım. Ama maalesef o da olmuyor. Etlerin üzerinde işte bu organik falan filan. Her etin nereden geldiği, yumurtanın nereden, sütün nereden geldiği onun etiket olması gerekir. Şuradan şuradan geliyor, şu ortamda yetişmiştir vesaire vesaire. Etiketli olması gerekir.
Yani birçok ülkede böyle. Onunla ilgili etle, sütle, yumurtayla ilgili nereden geliyor? Kim yetiştirmiş? Bilgisi, belgesi var. Bir etiketi var. Etiketine göre Türkiye'de inşallah olur zamanla. Yani karaciğerdeki anormallik nedeniyle iki enzim yetersizliği romatizmayı tetikler. Bağırsaktan gelen toksik maddeyi karaciğer aratamıyor. Enzim yetersizliği ortaya çıkıyor. Bu da lökotrin denen bir madde ortaya çıkar. Lökotrin iltihapları tetikler. Artrit yani eklem iltihaplanması, artroz, eklem deformasyonu. Eklemleri böyle kişinin kıkırdakları önce erir, kemikler kaynar, hareket kabiliyetini kaybeder, şekli bozulur. Kişi bir şey mesela artroz olan kişi önce şişer, bir şey tutamaz, elini kullanamaz hale gelir. Yani çok kötü olur. Allah korusun. Yani ellerin fonksiyonu gider. Peki bu safhaya gelmemesi için ne yapmak gerekir? Ne yapmak gerekir? Almanya'da 83 yaşında bir bayana doktoru yanlışlıkla en fazla 3 ay verilmesi gereken idrar yolları enfeksiyonuna karşı, nefrite karşı, böbrek iltihaplanmasına karşı bir ilacı, en fazla 3 ay verilmesi gereken ilacı 20 yıl yazmış. 20 yıl. 20 yıl. En fazla 3 ay kullanması gerekiyor. Kadıncağızda inanılmaz. Tansiyon, kolesterol, bronşit, bütün vücudunun hormon dengeleri bozulmuş. Alt üst olmuş kadıncağız, zehirlenmiş. Demiş ki aileme, ya senin beyin herbalist. Tamam. Bu konunun uzmanı. Binlerce insanı iyileştiriyor. Bir de beni tedavi etsin. Perişan etti beni doktorum demiş. Alman doktor unutmuş. 20 yıl aynı ilaç yazmış. Ama sağlık konusunda da yani unutulmuşunu kabul 20 yıl etmiyorum yani. Yani yanlış yazdım. Yanlış yazın. Yanlış yazılmaz. Evet. En fazla 3 ay yazılması gereken ilacı 20 yıl yazmış. Şimdi tamam getir bakayım ilaçlarını dedim. İlaçlarını getirip baktık ki o ne kadar yan tesiri var. Dedim ki dur. Biz ona iksir, tonik ve özel bir çay, şeytan pençesi, kökü, ayrık kökü, ısırgan otu, civan perçemi otu, özel bir çay harmanı hazırladık, formül. Tamamen doğal. Tamamen doğal. Kullan bakalım. Kullandı, kullandı. Fakat doktoru da haftada bir cumartesi günleri kontrole geliyor hastasına. Acaba ne durumda? Kadıncağızı neredeyse mezarlık götürecek hale getirmiş, perişan etmiş. Sabah kalktığı zaman bütün vücudu fibromiyalji aynı zamanda romatizma çok ağır. Sabah kalktığı zaman oklava yutmuş gibi eğilip bükülemiyor. Böyle tutuluyor her tarafı. Ellerini kullanamıyor. Yani broçin derler Almanlar. Küçük sandviçlere tereyağı sürüyorlar böyle. Tereyağı bıçağını tutup da tereyağı süremiyor. Öyle. Öğlene kadar. Öğleden sonra açılıyor. Sabah kahvaltısını sabah kalkıyor sabah kahvaltı yapamıyor. Ailem gidiyor. Onun kahvaltısını hazırlıyor. Öğlene kadar açılamıyor. Öğleden sonra açılıyor. Büyük ıstırap yani. Kitlenmiş hem yani kendisine hem ailesine de. İşkence gibi bir şey. Mutlaka bir insan ona yardım etmesi gerekir. Peki ne önerdiniz? İşte iksir, aloe vera jel, iksir. Bütün damarları açar. Beyin damarlarını, kalp damarlarını, karaciğer yaralaması, pankreas yaralaması, bütün organları temizler, aratır. Vücudu aratıyor, temizliyor. Damarlardaki plakları çözüyor. Kalp damarları olsun, beyin damarları olsun, karaciğer yaralaması, pankreas yaralaması, aklınıza gelen bütün organlardaki... Yani bu söylediğiniz iksir aynı zamanda vücudumuzun direncinin artmasına, bağışıklık sistemimizin güçlenmesine de etkili olacak ki miyom, hani rahatsızlanmayalım. Miyom, kist, nodül, yağ bezi, tümör ne varsa eritiyor. Yani ne var içeriyor? Zencefil, zerdeçal içerir, sirke içerir, sirke bildiğimiz sirke, limon suyu içerir. Bunların ada çayı içerir, alıç içerir. Yani bunların hepsinin ortak özelliği nedir? Kolesterol, lipid, trigliserit yağları eritiyor. Vücudu arıtıyor, temizliyor. Bayan kullandı, kullandı. Tabii doktoru geleceği zaman, geleceği gün onun vermiş olduğu ilaçları masanın üstüne çıkarıyor. Bizim verdiklerimizi masanın altına koyuyor. Kızmasın diye saklıyor, gizliyor. Her seferinde böyle yapıyor. Bir sefer unutmuş. Masanın üstünü değiştirmeyi. Geliyor diyor ki bunlar ne? Ya Gökçek ürünleri. Şey onlar işte formüller gelişti bizim için. Bir şeyler azaldı. Kullanıyorum. Niye? Neden? Niçin? Diyor senin ürünlerine, ilaçlarla ben zehirlendim. Kimya nereye kadar? 20 yıl perişan oldum.
Bir sürü hastalık çıktı senin ürünlerden. Ne kadar uzun bir süre yani 20 yıl sürekli 20 yıl. İlaç tabii ki. Peki bunların faydasını gördün mü? Çok şükür hamdolsun.